Salesforce hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Kariyer planlamasında bu alana yönelmek ne kadar mantıklı? Keşke batsa. Dünyanın en büyük sömürü düzenlerinden biri Salesforce'un iş modeli. Salesforce sadece kendi çalışanlarını sömüren bir şirket değil. Salesforce'un müşterisi olan bütün şirketlerin bütün çalışanlarını sömüren bir şirket. O yüzden yani çok hızlı büyüdüler ve o yüzden San Francisco'nun göbeğinde 50 katlı, 60 katlı gökdelenleri var. Salesforce gibi dandik bir uygulama nasıl öyle bir paraya ulaşabilir? Sömürü düzeni işte. Nasıl o kadar yatırım alabilir? Sömürü düzeni işte. Orada çok fazla sömürülecek kaynak olduğunu gören yatırımcı o şirkete yatırım yapıp o düzenin kurulmasına önayak olduğu için var. Nihayetinde Salesforce'u desteklemediğim gibi, yani hiçbir yerde kullanmak istemeyeceğim gibi, sizin de bu konuda çalışmanızı istemem. Zaten çok kötü bir teknoloji. Development da değil yani. Gerçekten gidin development yapın. Niye Salesforce yapın? Ben yazılımcı olamam diye genelde düşünen insanların alanı. Yani bari işte ucundan Salesforce yapın. Development'a girmiş olurum falan. Öyle bir durum yok yani. Yaparsınız. Development öyle o kadar zor bir meslek değil. Bütün gün ofiste çalıştıktan sonra akşam evde eğitim vesaire takip etmek için kendimde yeterli enerji ve motivasyonu bulamıyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Bahadır, bu konuda tavsiyem yok. Ne yazık ki. Bulamıyorsan bulamıyorsundur. Bulmak zorunda değilsin dostum. Biraz böyle garip bir cevap ama gerçekten içinizden gelmiyorsa yapmayın. Sadece şunu önerebilirim. Orada motivasyon diye bir konu yok. Bir kere motivasyon bir etki. Motivasyon bir kaynak değil. Yani motivasyonum yok diyemezsin. Çünkü motivasyon kendi kendine olabilecek bir şey değil. Motivasyon bir yan etki. Ne olmayabilir? İlgi olmayabilir. Odak olmayabilir. Ve en önemlisi uyum olmayabilir. Belki de ilgilendiğiniz dersler gerçekten sizi çekmiyor. İçinizden gelmiyor olabilir. Yani atıyorum JavaScript mesela öğrenmek istemiyor olabilirsiniz. Hoşunuza gitmemiş olabilir dil. Ya da belki web development öğrenmeye başladınız kolay diye. Ama hiç web developer olmak istemiyorsunuz. Öyle bir hayaliniz yok. Bu uyum en önemlisi. Bütün ya motivasyonun ana kaynağı bu uyum. Uyumu bulmanız lazım. Ne yapmak istiyorsunuz? Oyun developer olmak istiyorsanız oyun öğrenmeye bakın. Mobil uygulama yapmak istiyorsanız mobil uygulama öğrenmeye bakın. Bu uyumu yakalamak zorundasınız. Başka türlü motivasyon dediğiniz şeyi bulmanız mümkün değil. Çünkü motivasyon kendi kendine ortaya çıkan, oluşan bir şey değil. Umarım faydalı bir açıklama olmuştur. Bu konuda çok fazla araştırma yaptım, çok fazla okudum, ettim. Bilimsel makaleleri de. Geçen hafta bir konferansta bir psikoloji profesörüyle de tartıştık bu konuyu. Motivasyon nedir? Nasıl sağlanır? Çünkü ben sonuçta yöneticiyim yani. Beraber çalıştığım 25 tane insan var. Onların motivasyonu benim için her şeyden önemli. Bunu nasıl yapacağımızı, nasıl sağlayabileceğimizi bulmak zorundayız yöneticiler olarak. Yapılabilecek şeyler de öyle o kadar aslında çok da değil. Kimse böyle paradan, bonustan, maaştan, zamdan falan motive olmuyor. O başka. Hayatını idame ettiremeyecek kadar para veriyorsan, ona %20 zam yapıyorsan, hayatı biraz kolaylıyorsa tabii ki motive olur. Çünkü ama senin yaptığın zamla alakası yok. Çünkü yani hayatını idame ettiremiyordu, zor ettirebiliyordu. Hayat kalitesi yükseldiği için motivasyonu yükseliyor yani o insanın. O başka bir mevzu. Ama onun dışındaki eskiden extrinsic motivation denen konunun olmadığı, bir ödül mekanizmasının olmadığı, aslında çalışmadığı, işe yaramadığı saptandı psikolojik araştırmalarda. Şu anki son düşünüş motivasyonun uyumdan geldiği. Kendinize uyan bir alan görüyorsanız orada motive olarak çalışıyorsunuz. Kendi kimliğinizle, kendi kişiliğinizle uyumlu bir iş, eğitim vesaire bulmanız lazım. Umarım biraz faydalı olur. Bazı şirketlerde developerlara test otomasyon yazdırıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Katılıyorum. Ben de yazdırıyorum. Daha da çok da yazdırırım. Herkesin yapması gerekiyor yani. Öyle test yazmayan developer olmaz. Hem yani sürekli hani işi test olacak demiyorum ama tabii ki yazacak. Dönem dönem projenin sırası geldiğinde tabii ki testinde yazacak. Automated test de yazacak. Otomatik çalışan testler de yazacak. Gerek manuel testler de yapacak. Gerekse de o test senaryolarını yazacak yazılı olarak yani. Dokümente edecek. Öyle developerlık sadece kod yazmakla olmuyor. Mentörsüz ilerlemek ne kadar mümkün ya da mümkün mü? Belli bir noktaya kadar geldim ancak bana yol gösterecek birine ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Kayboldum. Ben mentörsüz ilerledim ve çok uzun sürdü. Mümkün tabii ki. Niye olmasın? Ama önermem. Bulabiliyorsanız kendinize uygun bir mentor bulmanızı tavsiye ederim. Figma'yı Adobe almış. Adobe'ler kapatılsın mı? Kapatılmasın. Figma kapatılsın bence. Figma kötü bir ürün. Figma iyi bir ürün değil yani. Figma kötü bir nesil ürün. Figma'nın bir üst seviyesinde beklediğim şu. Eğer hani Figma nasıl 20 milyar oldu? Buna nasıl rakip üretebiliriz diye düşünen yazılımcılar, yatırımcılar varsa aranızda bu kısmı yazın bir yere, not alın. Figma gibi tasarım ürünleri ikinci jenerasyon ürünler. Birinci jenerasyonda Fireworks vardı Adobe'nin yine web tasarımı için. Sıfırıncı jenerasyonda Photoshop vardı tabii onu saymıyorum. Fireworks ile ciddi bir aşamaya geldi. Sonra Figma Sketch çıktı ikinci jenerasyon.
asıl çıkması gereken, olması gereken 3. jenerasyon tasarım tool'ları. Onların da CSS'le doğal bir entegrasyonu olması gerekiyor. Yani hepimiz gelip o Content Editable Div'e converge edeceğiz. Content Editable bir özellik, bir HTML property'si. Content Editable Div'e geleceğiz, orada buluşacağız. Tasarım tool'u onun kullanıcı deneyimini artıracak bir tool olmalı. Çünkü zaten browser'ın içerisinde sen CSS ile her türlü tasarım yapabiliyorsun. Sadece deneyimi kötü. Developer olmazsan kolay bir şekilde yapamıyorsun. Bu tool'ların sıfırdan tasarım yapmayı icat etmesine gerek yok. Zaten var elimizde öyle bir tool. CSS onun adı. HTML ve CSS. Ve istiyorsan işte komponent falan yapacaksan JavaScript. Senin görevin, bir tasarım tool'unun görevi, eğer kabul edersen, bunun kullanıcı deneyimini artırmak olmalı. Bunu baştan icat etmeye gerek yok. Macromedia'dan, Dreamweaver'dan beri baştan icat etmeye çalışıyorlar ve saçmalık yani. Hiç gerek yok. Bu deneyimi artıracak tasarım tool'larına ihtiyaç var. Webflow da sayılamaz. Coyote'deki eğitim sürecinden kısaca bahsedebilir misiniz? Çok zor, çok yoğun, onu söyleyebilirim. Yani ben insanlarla, Coyote'ye katılmak isteyen her öğrenciyle mutlaka bir görüşme yapıyorum kayıtlarını almadan önce ve onları vazgeçirmeye çalışıyorum. Çok çalışmanızı istiyorum. Gece gündüz, hafta sonu dahil, uyumadan, yemeden, içmeden, günde 12 saat, 13-14 saat çalışmanızı istiyorum. Çünkü başka türlü kariyer değişmiyor. Ancak bunu yapabilecekseniz Coyote'ye gelmelisiniz diyorum. Bunu hem yapabileceğinizden hem de yapmak istediğinizden emin olmalısınız diyorum öğrencilere. Onun dışında deli gibi full stack JavaScript çalışıyoruz. İnsanların bakmadığı, bilmediği şeyler üzerine konuşuyoruz. Yazılım mimarisi öğretiyorum. UML diagram çiziyoruz beraber. Design pattern'lar üzerine konuşuyoruz. Bunları projelerimize uyguluyoruz. Kolay şeyler değil aslında. Hiç yazılım bilmeyen birine yazılım mimarisi öğretmeye çalışmak. Object oriented programming üzerine çok çalışıyoruz. Rakiplerin verdiği eğitimler seviyesinde değil ama bence bir junior'ın sahip olması gereken vasıfları öğreten bir eğitim. Artık istediğim seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Öğrenme isteğim de devam ediyor. Ancak iş kod yazmaya gelince hararet yapmış gibi elim koda gitmiyor. Ne önerirsin? Bol bol kod yazmanı öneriyorum. Başka yapacak bir şey yok. Onu kırmanız lazım yani. Bu böyle yemek gibi. Teoriyle olmaz. Yapmanız lazım. Yapa yapa güzel olacak. Yaptığınız yemeği de yiyeceksiniz. Yaptığınız yemeği yemezseniz yine güzel olmaz. Sadece yemek yapmayı bilerek iyi bir aşçı olamazsınız. Aşçılık okulunu dereceyle bitirmiş olsanız bile o yemeği yemiyorsanız, farklı tatların, lezzetlerin farkına varmadıysanız iyi bir aşçı olamazsınız. Arada öyle oluyor yani. Gidiyorum bir otele, lüks bir otel falan, böyle inanılmaz pahalı, inanılmaz her şey çok lüks. İçerisinde özel et restoranı var. Lüksün lüksü. Ekstra para veriyorsun bir de. Öyle gidiyorsun. Ama kötü et pişiriyor. Kötü steak yapıyor. Ben evde ondan daha güzel steak yapıyorum. Ya sen bir şef olarak o kadar pahalı bir restoranda nasıl kötü et yapabilirsin yani? Hiç kimse işini iyi yapmak için çaba sarf etmiyor. Dolayısıyla ürettiğiniz şeyleri tüketmeniz gerekiyor. 10 kilo et yapmadan et yapmayı öğrenemezsin belki de. Et yapıp yemeden yani. Kendin yapacaksın, yiyeceksin. Farklı kömürde, farklı tavada, farklı ateşte, farklı sosla, farklı dinlendirme teknikleriyle, farklı etlerle kendine yapıp yiyeceksin ki farkına varacaksın. Senin için, senin damak tadın için güzel olan et hangisi? Başka insanların yaptıklarını yiyip karşılaştıracaksın. Bu yazılımda da tam olarak böyle. Nasıl elim kod yazmaya gitmiyor? O zaman programcı olamazsınız tabii. Yapın. Bir yerden başlayacaksınız. Önce çok kötü olacak. İlk defa pilav yaptığında tutturan kim var? Yapa yapa tutturacaksın. O yüzden yapacak bir şey yok. Engeli vesaire olan bir insanın diğer kişilerce küçük görülmesine taviz verdirmeyecek, güçlü gözükmesini sağlayacak yöntemler nelerdir? Bu konuda biraz konuşabilirim. Bu konuda çok bilgim var. 32 senedir fiziksel engelliyim. Bütün bu var olan şeyleri onun üzerine inşa ettim. Küçük görülmeye taviz verdirilmeyecek, güçlü gözükmeyi sağlayacak yöntem gerçekten de güçlü olmak. Fiziksel güçten bahsetmiyorum ama elinizde sadece sizde olan bir özellik olması lazım. Benim için bu hep fazla düşünmek, herkesten fazla düşünmek. Derslerde mesela herkesten daha başarılı olmak, ödevleri herkesten daha iyi yapmak, herkesten daha iyi arkadaş olmak ve herkesten daha herkesle arkadaş olabilmek oldu. Bunların hiçbiri fiziksel engelle alakalı şeyler değil. Bedensel engelle alakalı şeyler değil. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Kolay bir iş değil ama yapınca oluyor işte. Bu konu önemli çünkü aslında bunun fiziksel engelle de alakası yok. Bir sürü insan kendisini güçsüz zannedip zorba insanların altında eziliyor. Kendinizi ezdirmeyin. Hiçbir zaman, hiçbir noktada, hiçbir şart altında. Hep daha iyi olmalısınız. Yapacak bir şey yok. Ben güçlü biri değilim. Fiziksel olarak çok güçsüzüm. Kaslarım yok. Geliştirmedim. Geliştirsem de ne kadar gelişebilirim yani? Tipim düzgün değil, yakışıklı değilim. Param yok. Fiziksel olarak fark yaratacak ya da görüntüsel ya da mekanik olarak fark yaratacak hiçbir özelliğim yok. Çok sıradan bir insanım yani. Hatta bir sürü alanda da kötüyüm. O yüzden kendimi başka bir alanda geliştirmek zorundaydım. Yaratıcılığımı geliştirdim. İnsanlar sorunu çözemedikleri noktada bana geldi. Tartışma yeteneklerimi geliştirdim. Yine problem olduğu zaman, iki grup birbirine düştüğü zaman, argümantasyon gerektiği zaman bana geldiler.
Türk halkının Atatürk'ü sarı saçlı mavi gözlüm diyerek sevmesi bizim toplumun özeti bence. Fiziksel olarak eğer eksikseniz hayatın farklı anlarında özgüven bulmak zor oluyor. Doğru ama işte diyorum ya, özgüven bulunan bir şey değil, yaratılan bir şey. Kendi özgüveninizi kendiniz yaratın. Makineden mezun oldum, 7 aydır frontend çalışıyorum. Başlangıç için staj benzeri ücretsiz bir çalışma aramak fazla mı özgüvensizce olur? Evet. Özgüvenle alakası yok. Emeğinizi sömürtmeyin. Karşılıksız emek olmaz. Bedava çalışmak ne demek ya? İş üretiyorsun. Bedava eğitim olmaz. Bedava çalışma olmaz. Bedava ekmek olmaz. Olmaz yani. Sırf deneyim kazanacaksın diye bedavaya çalışılır mı ya? Değer üretiyorsun orada. Niye sömürecekler yani? Verecekler değerini. Böyle bir şey yok. Değer üretmiyorsan da çalışmayacaksın. Bu da onu getiriyor tabii. Recht ve hakkı projeleri ne işe yarıyor? Okudum ancak nasıl ve nerede kullanacağını çözemedim. Bir projedeki yerleri nedir? Sen aktif olarak kullanıyor musun? Kullanıyorum. Hakkı'yı her projede kullanıyorum. Hakkı bir role-based access control kütüphanesi. Adını özel, o yüzden Hakkı koydum. Aslında Finlandiyaca gibi. Haki. Yabancı ekiplerde çalışırken Haki diyorum ona. Halbuki Hakkı yani, bildiğin Hakkı. Böyle komik isimler koymayı seviyorum. Mesela bir projede işte admin var, guest var, shop olsun, işte ürün satan, ürün alan, customer olsun, müşteri, sign up etmemiş insan, guest. Bunların farklı rolleri olması gerekiyor. Bu insanların her birinin farklı ara birimleri görmesi ve farklı işler yapabilmesi gerekiyor. Admin her şeyi yönetebilecek. Neyse, shop kendi sattığı ürünleri yönetebilecek falan. Şimdi bu rollerin ne yapabileceğini nasıl tanımlayacaksın? Kendin böyle 1 milyon tane if yazarak yapabilirsin. Ya da işte Haki gibi bir proje kullanarak yapabilirsin. Role-based access control. Çok var örneği. ACL de deniyor. Access control list de deniyor. Ben role-based authorization gibi, aynen. Ama authorization'ın da ötesi access control aslında. Bunu daha merkezi bir yerden, daha rahatlıkla, daha kontrol altında yönetebilmen lazım. O yüzden Haki'yi kullanıyoruz. REST ne yapıyor? REST benzer bir duruma farklı bir açıdan yaklaşıyor. Bir firewall gibi, bir IP tables gibi düşünmeniz lazım. Bu kişinin buna erişimi var mı? İyi kontrol etmenin bir sürü yöntemi var. Farklı koşullar altında. Bu mesela en çok ürünlerde kullanılıyor. İşte bu kazağın kırmızısının medium'u var mı mesela? Bu kazağın kırmızısının medium olabilir ama large olmayabilir. Siyahının large'ı vardır. Soru şu, ben large bir kazak istiyorsam hangi renk seçmeliyim? Bu bir soru, bunu bilmen lazım yani. Ya da bu ürün engine'inin sana bunu söylemesi lazım. Ben large bir kazak istiyorsam hangi rengi almalıyım? Ya da işte bu boyutları artırılabilir tabii. Kazak olmaz, gömlek olur. Mesela o rengin large'ı gömleği vardır, kazağı yoktur. Ya da hoodie'si vardır, kapşonlusu vardır, kapşonsuzu vardır falan filan, bilmiyorum. Bu tarz böyle kompleks kuralları yönetmek için, atıyorum işte bir spor salonunda VIP üyeler hangi günler hangi derslere ücretsiz katılabilir? Normal üyeler katılabilir mi, katılamaz mı falan. Böyle bu tarz hani business kuralları yönetmek için kolay bir kütüphane Recht. Hem Node'da hem ön yüzde kullanılabilecek. Çok küçük. 50 satır falan kodu Recht'in. Ama çok da efektif. Öneri bile yapıyor. Elasticsearch'ın yapamayacağı kadar hızlı ve küçük bir şekilde. Tabii ki alakası yok Elasticsearch'e de. Çok küçük çaplı, çok hızlı implement edilmesi gereken yerde yapıyor. Biz bunu Unu'da kullandık. Unu'daki motosikletin konfigürasyonunda kırmızı istiyorum ama okey, o zaman fiyatını şu olacak ya da motoru bu büyüklükte olacak. Motoru küçük istiyorsan şu renkler var. Başka model istiyorsan onda sadece şu renkler var. Onun üzerinde işte şu aksesuar geliyor, bu aksesuar gelmiyor falan gibi şeyleri daha kolay yapabilmek için Recht'i kurduk. Seneler önce kullanımı çok kısıtlıyken JavaScript tercih etmek, ısrarla ilerleme kararını nasıl verdiniz? Çok açıktı yani, JavaScript'in çok büyük bir şeye dönüşeceği. Bunun için böyle çok müneccim olmaya gerek yoktu yani. Bütün browserlar destekliyor. Açık bir standart, hızlı çalışıyor, özel bir kurulum gerektirmiyor, kolay öğreniliyor. Object oriented ve functional, hep öyleydi JavaScript. Başından beri yani. Çok belli değil mi bunun çok başarılı olacağı? Asıl bu soruyu ben tersine çevirip sormam gerekiyor. İnsanlar niye bunun farkına varmadılar? Asıl garip olan o. Nasıl öngöremedi insanlar bunu? Ya niye? Yani OOP nedir bilen varsa 2000'li yılların başında da biliyordu. Ben orada böyle çok magical bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bence çok büyük olacaktı ve oldu da. Ha, beni yıldırmaya çalışan çok insan oldu. Onlara karşı koymak biraz motivasyon gerektirdi. Ama ben bu arada sadece JavaScript'le ilgilenmedim ki yani. Delphi yazdım, PHP yazdım, Ruby on Rails yazdım, öğrendim tabii önce, sonra yazdım. C öğrendim, yazdım, assembly öğrendim, yazdım tabii. Bunların hepsinden para kazandım. Visual Basic ile başladım zaten. Commodore 64 Basic ile başladım ama daha sonra tekrar başladığımda Visual Basic ile başladım. C Sharp öğrendim, yazdım. Durmadım ki, sadece JavaScript ile geliştirmedim kendimi ama en çok yatırımı da yine JavaScript'e yaptım tabii. Mikroservis yapılı projelerde Apache Kafka kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Mikroservisler ile queue'ların hiçbir ilişkisi yok. Eğer siz queue kullanarak, ki Kafka bir queue management sistemi, queue kullanarak mikroservis yaptığınızı iddia ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz. O mikroservis değil. Mikroservis o demek değil. Alakası yok yani.
Hiç yok. Dolayısıyla ben de kullanmıyorum. Şimdi olmayan bir şeyi size nasıl anlatayım? Bu konudaki YouTube yayınlarımı takip edin. Yayın değil de konferans konuşmalarımın kayıtları var YouTube kanalında. Onları takip edin. Kuyruk yoksa mikroservis olmuyor mu? Aynen yani. Kuyrukla alakası yok. O bir iletişim yöntemi. Mikroservisle iletişim yönteminin alakası yok. Bir sürü insan mikroservis bildiğini iddia ediyor ama bilmiyor. O yüzden ben mikroservis konusunda konferans konuşması yaparken ne olmadığını anlatarak başlıyorum mikroservislerin. Q bunlardan biri değil yani.